Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde sınırsız enerjinin mümkün olup olmadığını test edeceğiz. Daha önce bildiğiniz gibi bu alternatörün yapımını kanalımda anlatmıştım. Bugünkü projede ise sınırsız enerji ile ilgili testlerimiz olacak arkadaşlar. Bu konuda istek önerilerinizi yine yorumlar bölümünden yapabilirsiniz. Şimdi hemen projemize geçelim. Evet arkadaşlar, bu aşamada gördüğünüz gibi motordan çıkan 3 fazımı burada diyotlarıma girdim. Alternatif akım diyotlarda doğru akıma dönüştü ve buradan da buradaki DC motorumuza verdik. Alternatörümü bakın yavaşça çeviriyorum. Buradaki motor en az onun 10 katı kadar dönüyor. Her iki tarafa da çevirsem buradaki motor yönü gördüğünüz gibi saat yönünde dönüyor. Bakın. İstediğiniz tarafa çevirin. Alternatörlerin bir özelliği. Yani alternatif akıma DC akıma dönüştürdüğümüz için yani şu hareket bile bu motorun aynı yönde dönmesini sağlıyor. Eğer buradan aldığımız enerjiyi bir kayış vasıtasıyla buradaki alternatöre verirsek burada ürettiğimiz enerji buradan gelir, bunu döndürür ve biz sonsuz enerjiyi bulmuş olur muyuz? Şimdi detaylarını, işin iç yüzünü hep birlikte göreceğiz. Hatta bu aşamada şu şekilde kaç devirde kaç devir döndüğünü ölçelim isterseniz. Şu şekilde devrini ölçeceğiz hemen. Evet, motorumuz 634 devir döndü. Hemen buradaki motorumuzun kaç devir döndüğünü görelim. Devir arkadaşlar, 3031 devir. Bizim sonsuz enerjiden bahsedebilmemiz için buradaki ilk hareketi verdikten sonra bu döngünün devamlı olması gerekiyor. Yaptığımız testlerde hiçbir zaman birebir alamadık arkadaşlar. Bire en fazla 1'e 70 alırsınız. Bunu bile almanız zor. Şu şekilde aktarma işlemini yapıyorum. Şimdi sonsuz enerjinin neden mümkün olmadığını hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi buradaki motorumu çevirdiğim zaman bunun devam etmesi gerekiyor. Yani bakın, ters çevirdiğim zaman kilitlenme oldu. Çünkü bu motor tek tarafa dönen bir motor. Bakın şu şekilde sanki biraz gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Bakın bu tarafa gitmiyor, frenliyor. Bu da tamamen motorun içerisindeki yapıyla alakalı. Muhtemelen içerisinde ters dönmesini engellemek için bir elektronik devre olabilir. Şu anda döngünün devam etmesi lazım. Bakın buradaki çıkışları aldım. Direkt buradaki diyotlara verdim. Doğrulttum. Buradansa motoruma verdim. Şimdi bunu matkapla tekrar tahrik edeceğim. (Gülüyor)
Bu sistemin devamlılığını etkileyen termodinamik yasalar. Bunlar neler? Sürtünme, ısı ve motorların içerisindeki kablonun göstermiş olduğu direnç. Gördüğünüz gibi bir süre sonra duruyor arkadaşlar. Bu aşamada sistemin sürekliliğini sağlamak için 2.7 volt 100 faradlık süper kapasitörleri sisteme ilave edeceğim. Bakalım nasıl bir değişim oluyor arkadaşlar. Kapasitörlerimin eksisini motorumuzun eksisine gireceğiz. Evet, şimdi bakalım fark oluyor mu arkadaşlar? Evet, daha serteldi. Çünkü kapasitörlerimizin şarj olması gerekiyor. Evet, bu aşamada kapasitörlerimi 27 volta kadar şarj etmem gerekiyor. Motorumuz çalışmaya başlayacaktır. Evet, şu anda sınırsız enerji bu olmalı arkadaşlar. Buradaki motor ürettiği elektriği kapasitörlere depoluyor. Kapasitörlerden ise motorumuz çalışmaya başladı. Bakalım ne kadar çalışıyor arkadaşlar. Yaptığım testte sistem alternatörü 6,5 dakika, boşta ise 25 dakika çevirdi. Evet arkadaşlar, bu projede sonsuz enerjinin, yani devir daim makinalarının en azından şimdilik mümkün olmadığını görmüş olduk. Çünkü fizikte şöyle bir kural vardı: hiçbir madde yoktan var, vardan yok edilemez. Maalesef enerji yoktan var edilemez. Sadece dönüştürülebilir arkadaşlar. Yenilenebilir kaynaklardan, rüzgardan, sudan, termik santrallerden siz enerjiyi dönüştürebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Tabii ki videoyu yararlı bulduysanız like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın.